Herkese merhabalar arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Bu geçen baharın yaptığımız yomra ve çakıldak ocaklarımızın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dip sürgünü temizliği yapılmadı. Olduğu gibi geçen seneki haliyle bu seneki hali arasında çok fark var. Özellikle yomra çok aşırı bir sürgün yaptı. Çap olaraktan da çakıldak genişledi. Şimdi yomramızın büyümesini görelim. Bakın arkadaşlar, tepe vurumunu buradan bir tepe vurumu yapmışız. Şu an tepe vurumu yaptığımız yer. Şu an şunun boyuna bakın. İki metreye yakın. Abartısız 2 metreye yakın sürgün yapmış. Artı şu yan dalları oluşturmuş. Şu yan dalları. Artı dipten yeni sürgünler gelmiş bakın. Bunlar seneye fidan olacak. Bakın şunlar. Seneye bunlar fidan olacak. Ana kökümüz şu. Ana kökümüz bu. Bunun üzerinde şekillendireceğiz. Bu bir tarafa, bu bir tarafa, bu da bir yöne gidiyor. Üç yöne gidiyor. Yani şunları aldığımız zaman, şunu da alalım içinden. Şunları aldığımız zaman ocak epey bir düzene giriyor. Şuradaki sağdaki ışkını da, bu ışkınları aldığımız zaman 3 tane ana dal kalacak. Bakın püsküllere bakın şimdi. Şu dalı inceleyelim. Bu da buradan tepe vurumu yapılmış. Bir alt taraftan patlatmış, ucunu kurutmuş. 1,5 metreye yakın bir sürgün yapmış. Bu ise ucdan hafif tepe vurumu yapmışız. Sağa sola kaç sürgün patlatmış. Alttan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sürgün patlatmış. Artı bakın püsküllerini oluşturmuş. Bunlar da şu püsküllerin yanındaki tomurcuklar da senenin fındıkları olacak inşallah. Şöyle bakalım. Bakın yaprakların altındaki tomurcuklar da senenin fındıkları olacak. Aynı bu dal için de geçerli. Fındığına budama çektiğimiz zaman aşırı bir sürgün yapıyor. 2 metreye kadar bu fındıkta, 4 yaşındaki fındıkta sürgün aldık. Gelelim çakıldak fındığımıza. Bunda da alt ışkınlar aşırı derecede ışkın var. Ortası açıldığı için, ocağın ortası açıldığı için aşırı şekilde sürgünler var. Bunlar bir süre alınacak. Bakalım. Bunu da inceleyelim birlikte. Şuradan tepe vurumu yapılmışız. Sağlı sollu. 50'şer 60'ar santim sürgün patlatmış. Bunu da bak, şuradan tepe vurumu yapılmış. 70-80 santim, 1 metre yakın sürgün patlatmış. Bu da aynı püsküllerini oluşturmuş. Dikkat ederseniz yomranın püskülleri biraz daha uzun, epey bir uzun çakıldığa göre. Çakıldakinki biraz daha ufak şu anda. Çakıldak yomraya göre bir hafta erken açıyor. Yomra bir hafta daha geç açıyor. Bakalım. Diğer dallarda güzel bir sürgün oluşumu var. Yaşlı fındıkların yaprakları dökülmeye başladı. Fındık bakımlı olduğu için halen de aşırı derecede yeşil. Rengi şu an güzel. Azotunu iyi bir şekilde almış. Bakın buradan tepe vurumu yapmışız. Nasıl açılmış görüyorsunuz. Çatallanmış. Püsküllerini de oluşturmuş. Yani
Ben bakıldım, büyümek istiyorum, ürün vermek istiyorum demek istiyor. Bu ortadaki ışkınların hepsi alınacak. Işkınlar bile, ortadaki ışkınlar, sürgünler bile 1 metreyi, pardon 2 metreyi geçmiş bulunmakta şu an. 2,5 metreye yakın sürgünler. Şuradaki bir sürgün 2,5 metreyi de geçmiş yani. Epey bir uzun. Bu sene ürün bakımından bu çakıllıkta ürünler düşüktü. Yomra'da hiç yoktu neredeyse. Üçte biri kadar bu tozlanmadan ve burada bir Mayıs'ın 15'i gibi kıradon olayı oldu. Bunlar bu sene etkilendi. Yerli çeşitlerde iyi fındık vardı. 10 senede bir ya da 5-6 senede bir bunlar da kuru havada ondan etkilenebiliyor. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.